فَاصْبِرْ إِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Çok kötü şeyler yaşıyorum ve hepsi çok gerçek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammed. Bilinmeyene hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda çok efsanevi bir yerdeyiz. Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen mekanın biraz uzandığıyız. Biraz sonra olay yerine. Burada da bir köpek geldi arkadaşlar bu arada yanımıza. İntikal edeceğiz oraya. Burası 650 yıllık geçmişi olan bir yer. Ve şu anda çok uzun zamandır kullanılmıyor. Bazı görgü tanıklarıyla görüştük. Orada gerçekten bazı varlıkların gördüklerini iddia ettiler. Biraz sonra hep birlikte orayı göreceksiniz. Şimdi biz de oraya intikal edeceğiz. Evet, şimdi olayların yaşandığı iddia edilen yere ilerliyoruz arkadaşlar. Köpeğimiz de var bu arada. İçeriden burası hakkında konuşulan hikayeler artık, çünkü hani tam olarak gerçek olup bilmediğimiz için hikaye diyorum şu anda. Gerçek olma ihtimali de var tabi şu anda, ama biz bir şey şahit olmadığımız için hikaye diyorum. Arkadaşlar şu anda burada duralım bir. Şimdi buradan ötesi dediğim gibi 650 yıllık bir geçmişi olan ve çok uzun zamandır da kullanılmayan bir yapı var arkada ve burası mezarlığın tam ortasında. Bunun sağı, solu, önü, arkası, her yeri mezarlık ve mezarlığın tam ortasında kalıyor burası. Birazdan şimdi oraya gidiyoruz. Hatta mezarlık buradan başlıyor. Mezarları da gösterebilirsin şifur gibi. Arkadaşlar burası biraz yeni. Burada yeni mezarlar da var, eski mezarlar da var. Ama eski, çok eski olan mezarlar da var. Şimdi şunun önü boşluk. Burada da zamanında tabi. Şu anda bulunduğumuz yerde de mezarlıklar varmış. Fakat çok eski olduğu için mezar kaybolmuş, düzleşmiş, bir şeyler olmuş. Evet, yeni yapılan cami de burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Fatih, bu ne ya? Ne var? Gelsene. Ne oldu? Bu ekrandaki ne? Bir şey uçuyor. Dur bir dakika, sen kıpırdatma onu, bana göster nerede. Yukarıda. He? Bu taraf. Tam parmağın ucunda. Yukarı çıkıyor. Şu an gözde hiçbir şey görünmüyor. Allah Allah, bu ne? Hala var mı? Var. Gece görüşüyle bakayım bir de. Bu kameranın şeyi olmasın, lens yansıması falan. Tam burada mı? Ha, lens yansımasıymış ya. Yok yok, yukarıda bayağı. Orp olmasın. Yok yok, lens yansıması, tamam. Heyecanlandırdın hemen. İlk önce istiyorsan evet, şuradan bir etrafını mı şey buranın yapalım Fatih? Şey burası. Şimdi şurada duralım bir, kapatalım orada.
Arkadaşlar, burası daha önce birçok kez yıkılmaya çalışılmış. Yani yıkılmak istenmiş burası. Burasını yıksınlar ki yerine yeni cami yapsınlar. Buradaki ibadetlerini daha rahat. Çünkü 650 yılında yaşayan insanlarla insan sayısı da şu anki yaşayan insan sayısı aynı olmadığına göre. O yüzden burasını büyük tadilatla genişletmek istemişler. Fakat burada şöyle bir olay oluyor. Her yıkım girişiminde mesela çatısından başlıyorlar. Kiremitleri indiriyorlar. Çatının ertesi gün işe devam etmek için geldiklerinde tüm kiremitlerin tekrar çatıda toplandığını görüyorlar. Ve bu ısrarla devam ediyorlar. Tekrar kiremitleri indiriyorlar. Bu sefer ağaçlarıyla birlikte söküyorlar çatıyı. Ertesi günü geldiklerinde tekrar aynı şekilde çatı, ağaçlar yapılmış, kiremitler üzerinde buluyorlar. Ve burası bir türlü yıkılamıyor. En son... Tripodu versene abi, şuraya koyayım. En son bunun üzerine, yıkılmak üzereyken burası, bunun üzerine bir tadilat geçiriyor. Bu tadilatta da zaten görüyorsunuz ön tarafını. Yeni tuğlalar örülmüş. Ve sadece burasına tadilat yapıyorlar. Devamında tekrar burada paranormal olaylar yaşandığı için geri kalanının tadilatını tamamlayamıyorlar ve burasını kendi haline bırakıyorlar. Ve birazdan şimdi bizde içinde ne var ne yok şu an hiçbir fikrimiz yok. İçi dolu mu, halısı var mı, işte ne bileyim temiz mi, kirli mi, ama çok uzun zamandan beri kullanılmadığı için temiz olduğunu düşünmüyorum ben de. Ne oldu? Ses geliyor sanki bir şey. Ben göremiyorum zaten, ışıktan kör oldum. Yani şu an arkadaşlar gerçekten şu an gergin bir ortam var burada, çünkü mezarlığın ortasındayız. Çok eski mezarlıklar var, yeni mezarlıklar da var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kamerada hepsi gözükmüyor ama çok fazla mezarlık var şu an burada. Yok zaten, bir şimdi etrafına döneceğiz. Abi şu kamerayı şuraya sabitleyelim. Bir yere. Yani buraya sabitle. Mezarlığa doğru sabitle ya da. Kayda sokayım kamerayı. İstiyorsan şuraya koy, mezarlığa doğru. Şöyle sabit tutalım. Kayıtta mı? Kayıtta aynı. Tamam, ben suları falan bırakalım. Gerekli olan ekipmanları alalım. Bir durdurayım ben. Arkadaşlar şimdi buranın içine girmeden önce etrafını bir, ne var ne yok, etrafını bir gezeceğiz. Hep beraber etrafını bir gezelim. Sizler birlikte size görün ne olduğunu ve size, biz de yeni göreceğiz. Arkadaşlar kamerayı sabitledik buraya. Minare burada. Bu minare şeyden, kalbeniz mi deniyor buna? Evet. Çok eski ya. Ulan, yalnız buralar mezar ha. Yer bak. Şu an mezarlığın üstündeyiz. Evet. Mezar taşını görüyor musun? Görüyorum. Yürü abi. Tamam. Hı. Devam et o zaman madem. Nasıl devam edeceğim? Mezarın üstünde mi gideceksin? Gidelim mi mezarlığın üstünde? Yok. Bak şurası da kazılmış ha, mezar mı açılmış? Dönelim. Diğer tarafından gidelim. He? Vay be, tarih kokuyor ya. Görebiliyor musun? Kamera çekiyor mu orayı? Yok. Işığı bir kapatsana. Çok azalıyor. Işığı bir kapatsana. Orada ne parlıyor? Şimdi parlamıyor. Aç. Peç şişe. He, şu. Peç şişe değil mi? Hı hı. Aynen. Tamam, sen geç abi. Arkadaşlar ve burada şimdi anlatacağımız olayı belki de hayatınızda hiç duymamışsınızdır ve bu olay burada gerçekleşiyor ve gerçekleştiği yılda bundan yaklaşık bir 80-100 yıl kadar önce gerçekleşiyor. Şimdi anlatma. Ve bunu
anlatan kişi. Şimdi önce bence bunu anlatayım. Yok bir dakika. Bence bunu anlatayım ve şurada gerçekleşiyor. Tam onun önüne geldik. Onun için anlatayım dedim. Yok anladım da. Tripodu kurayım o zaman. Tripod nerede? Orada bıraktık. Ben alıp geleyim. Başlattın mı? Evet. Arkadaşlar bu mezarlıkta şöyle olaylar da yüksek olmuş ve orası yani şu an bulunduğumuz yer, olayı anlatacağım yer. O olayı anlatacağım yerlerden bir tanesi. Arkadaşlar o dönemlerde tabi burası, bu köyde ölen biri, birçok olay bu şekilde oluyor da bir tanesini anlatıyorum ben. Ölen biri gömülüyor mezarına ve öldükten bir hafta sonra bakıyorlar mezardan, ölen kişi mezardan çıkmış. Mezarına geliyorlar, delik, yani mezar hala delik kazarak çıkmış mezardan. Ve bu kişi daha sonra, bir gün sonra köyde gözükmeye başlıyor. Tabii herkes görüyor bunu, ya sen ölmedin mi gibi muhabbetler oluyor. Hayır ölmedim falan diyor. Ve bir gün köyde bulunuyor, kendi evine de gidiyor. Bir gecede evinde kalıyor ve daha sonra ortalıktan kayboluyor bu kişi. Ve mezarına baktıklarında mezarına da gelmiyor. Ve mezar o tarihten bu yana hala çukur olarak kapatmamışlar da. O zamandan beri hala bu şekilde duruyor. Ve bunun gibi bu mezarlıkta birçok olay yaşandığı iddia ediliyor. Ve şu anda burası orası. Hatta gösterebilirsin. Hala da çukur arkadaşlar. Belki zamanda kapanmaya çalıştı. Kapanmaya çalıştıkça tekrar çökmüş mezar. Zaten şeyleri gözüküyor burada. Yani bu tür şeyin nasıl diyeyim ben size, vampir olduğunu söyleyenler var. Ama tabii hani dinimizde vampir diye bir şey geçmediği için tabii o dönemlerde belki insanlar inanıyordu, bilemiyorsun. Ve şu anda burada da bu var. Bunun neden burada olduğunu bilmiyorum. Mezar. Yeni bir mezar yok şu an burada. Köpek nereye girdi öyle? Gel buraya, gel. O köpeğe bir şeyler oluyor. Gel, gel. Ne var burada ya? Gel bakayım. Bir saniye, tripodu çıkart. Köpek bizi çekiyor oraya. Tripodu çıkartmam lazım. Bak oradan... Duydun mu? Caminin içinden güm 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 ses geldi. Yok duymadım. Kesin kaydetmiştir bak. İzleyenler şu an eminim ki duydu onu. Köpek hala buralarda. Oo gel 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 gel. Baksana içeri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya şu köpeği alsana şuradan ya. Ne düşecek ya? Bak çekil. Fatih. Ne var? Bismillahirrahmanirrahim. Burada kuyu gibi bir şey var ve merdiven var. Bir dakika. Gidiyor mu içeri? Oh, bir dakika. Bunu aşağı inmemiz gerekecek. Burada. Yalnız köpek yönlendirdi burayı, biz fark ettin mi? Bu köpeğin de ne tasması var ne bir şey. Şimdi o zaman şu kameranın altındaki tripodu bir çıkartalım. Şuraya koyayım ben. Ondan sonra buraya girelim. Şeyi buraya getirelim mi? Diğer kamerayı. Buranın kapısına kuralım. Diğer kamerayı. Yok bu gitmiyor mu? Gitmiyor mu içeri? Yok yok. Ha, bu kadar mı? Yok tamam, ben tripodu çıkartayım. Bakarız tamam. Zaten. Çekim yaparız. Tamam. Arkadaşlar şimdi buraya içeri girmeye çalışacağız. Sen in, geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bir dakika, bekle bir Furkan, bekle bir. Şu karşıya bir geçmek istiyorum. Gidiyor mu ileri doğru? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne ya?
Geleyim mi? Yani. Bu üstümüze düşmesin ya. Sağlam mı bu merdiven? Tartan mı? Merdiven sağlam da. Ver bana istiyorsan onları ya da gelebilir misin dedim. Geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ayaklarım kayıyor. Tutsana şunu. Burayı neden kazma gereği duymuşlar onu anlamadım. Küçük feneri versene bana. Furkan. Bana mı? Burası kuyu muymuş lan? Evet. He? Ne oluyor? Köpek kaçıp sesler çıkartıyor. Kavuz köpekle göz göze geldim. Baktı baktı bana bir iki saniye gitti. Yine geldi. Tamam in aşağıya. Durma orada bir şey yok. Sesler çıkartıyor. Evet arkadaşlar şu anda Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kül var burada. Büyü falan mı acaba? Yok yoğun bir kül var. Kül bak bunlar burada hep kül. Onlar kül mü? Kül. İnsan iskeleti mi? Burası çünkü kül. 650 senelik bir mezarlık yani. Bunun içinde bak şimdi. Hiç avlamadı da geldim sana. Hemen söylemek istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar mezardan kalkan ölüler biraz bir tanesini anlattım biraz önce. Şimdi burada külleri görünce bana anlatılanlar tekrardan aklıma geldi. Oğlum çok değişik. Şu an kalbim var ya böyle 140 falan çarpıyor saniyede. Sesler geliyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Madem ne oldu? Kapı kapandı. Ver bak ver. Işığı tut sen arkaya. Oğlum bak burada kaldık lan. Ver ışığı. Kapıyı göstermek istiyorum. Kapı kapandı. Yok Fatih çıkalım buradan. Dur dur. Biz şu anda mezarın içindeyiz sen biliyor musun? Mezar mı burası anlamadım ki ne ya burası. Ya burası zaten bak, bir mezarmış. Külleri anlatmak istiyorum ben sana. Arkadaşlar mezardan kalkan dedim ya bir tanesi bir gün evinde yaşıyor ve daha sonra kayboluyor. Ve bir iddia da şu daha farklı kişilerin de mezardan kalktığı söylentisi var. Ve o insanların köyde bir kuyuda yakıldığından bahsedilmişti. Ama bu kuyunun burada olduğu bilmiyorduk, söylenmemişti de hani mantık yürüterek düşünüyorum bu küller o küller olabilir mi? Şu anda insan küllerinin üzerindeyiz ha. Çıkamıyorum. Ve ben öyle bir yerdeyim ki şu anda anlatamam yani. Versene bir kamerayı orayı gösterdim, burayı gösterdim. Sen şuradan bir çıksana abi. Ver bir. Ben çıkmak istiyorum artık. Tamam dur bir göstereyim çıkıyoruz hemen. Arkadaşlar Furkan'ın bulunduğu yer şu anda. Yani mezardan daha berbat bir yer öyle diyeyim ben size. Lan. Ne oldu? Bilmiyorum. Çık şuradan ya. Tamam çık. İyicene kaşınıyoruz. Bak hani ters duruyorum çıkamıyorum. Mesela tut şunları. Köpek böyle ağlıyor gibi ses çıkartıyor. Ne yapıyorsun ya? Lan? Gel. Üstüme yıktın ha. Gel. Al. Ver kamerayı. Sapı var ya. Doldurdun anasını sapıyı.
Lan ben mi yaptım, ne alakası var? Kim yaptı? Yıkılıyor burası, yıkılıyor, farkında mısın? Elinle ittirin, çık şuradan, hadi üstüne düşen şimdi. Burada bir zincir var. Kapı biraz önce kendi kendine kapandı. Bismillahirrahmanirrahim. O sopa, sopa. Sopam oğlum, oynuyor mu, bana mı öyle geliyor? Sopa oynuyordu, köpek ağzını kırayım, ödüm patladı. Köpek oynatıyor, Allah kahretmesin. Lan ben de şeyden, kameradan bakıyorum, gözüm mü şey oluyor diyor. Nere? Taş geldi ayağına. İçeride. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ay abi. Oğlum bu nasıl geldi lan buraya? Bilmiyorum. Yürü, ben bu köpekten de şüphelenmeye başladım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu nedir ya? Furkan, bunlar burada mıydı? Hayır. Hayır. Şu an şoktayım ha. Buradan gel. Bak bu. Hayda. Biz içeride ne kadar kaldık? Ne bileyim, 5-10 dakika bir şey kaldık. Sana bir söyleyeyim mi? Şu an sanki ben böyle içeride birkaç saat geçirmişim gibi geliyor bana. Burası caminin arkası arkadaşlar. Neyse, girelim abi artık. Arkadaşlar şimdi caminin içine gireceğiz. Yalnız ben şu olaya çok takıldım. Bunlar burada mıydı? Şimdi tam kestiremiyorum, dikkat etmemiştim. Geldiğimde bakacağım. Furkan. Efendim? Burada biraz önce yok muydu? Hayır, şurada biraz önce bir tane dikili bir şey vardı. He? Burada biraz önce dikili yok muydu? Hayır canım, yoktu. Burada bir şey yok muydu? Hayır, hiçbir şey yoktu. Bakacağım şimdi kamera kayıtlarına biraz sonra. Hayır, kamerada şimdi... vardı. Ben aldım, koydum. Sen mi aldın koydum, buradakini? Koydum. Onu diyorum. Arkadaşlar biraz önce anlattığım olayın gerçekleştiği yer de burası. Burası çukur. Şöyle göstereyim, açıdan daha iyi anlaşılır. Tamam, durdur abi. Arkadaşlar kameramız da burada. Eğer bir olay kaydettiyse bilmiyorum, kayıtta bıraktık, yayınlayacağız. Biraz önce kamera kapalıyken değişik sesler duyduk arkadaşlar. Bir uluma şeklinde, yalnız bir hayvanla olarak tanımlayamadığım bir sesti. Keşke kaydedebilseydik ama birazdan ses kaydetmeye çalışacağız. Şimdi Fatih, şu mezar şeyi ne orada? Aa bak, o da yoktu ha. Yemin ederim o da yoktu. Şunu diyorum. Evet. Tamam, neyse, dışarıda çok takıldık. Yandı, değişik şeyler oluyor. İçeri doğru geçelim. Arkadaşlar şimdi camiye gireceğiz. İçeride ne olduğu konusunda fikrimiz yok. Açıyorum. Aç. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. İçeride tabut var. Işık da gündüz gibi yaptı da ya. Hop! Allah belanı vermesin. Çık! 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 Ödümü patlattı ya arkadaşlar, bu köpek. Arkadaşlar köpek arkamızdan girmiş. Arkada ses yaptı. Yanlış herhalde.
Arkadaşlar burada bir tabut var. Daha önce kim bilir kaç kişi yattı içinde. Şu ne? Bu mu? Ne oluyor? Ya kamerayı böyle rahat çekemiyorsun galiba. Döndüremiyorsun orayı. Döndürsene. Tripod var ya. İstersen çıkar bak. Tamam neyse. Bu ne bilmiyorum. Çok da al. Elime bir şey battı. Elime. Ne oluyor? Kapıyı açsak mı acaba? Çekemiyorum kapıyı sen şu anda. Ya bir dakika. Bence çıkaralım. Şu ışığı tutsana bir. Tripoddan sökmem lazım benim bunu. Sök tripodu ya. Kuracağım zaman takarım. Arkadaşlar tripodla beraber çekim yapıyordum o yüzden. Uf kafamı vurdum. Köpek mi şey? Köpek köpek. Kapat gelmesin içeri. Bu burada dursun. İhtiyacımız olacağı zaman buradan alalım bence. Bak arkada merdiven var. Oraya en son giderken çıkarız. Işığı ver bana istiyorsan. Elektrik olacak hali yok herhalde. Kabloları kesik zaten. Tersini bile unutmuşum yerde olduğunu. Ulan ben çok kötü tırstım ya. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada Hristiyan cin olması mümkün değil. Evet şimdi biz yaptığımız araştırmalara hitaben buraya tripodu kuralım ve burada başlayalım anlatmaya istiyorsan. Önce inceleyelim ondan sonra yapalım o işleri. Tamam. Burası minber mi oluyordu? Evet çok da küçük. Mübin duası. Açık. Arkadaşlar bir şey olabilir mi bu uyarı? Bir haceti ve dileği olan kimse Yasin suresini okur. Bu bana bak bunun altından geliyor ses. Mübin duasını okur. Yasin suresini okunuşunda mübin ayetleri belirtilmiştir. Böylece Yasin suresini okumayı bitirir ve hacetini falan filan. Şuraya kamerayı koyayım mı? Minber. Şurası iyi mi? Yok onu istiyorsan biraz şurayı yukarı bir yere koy bizi bu taraftan doğru çeksin. Şuraya. Aynen. Bak bak. Tamam orada dursun ya istiyorsan. Buradan nereye çekiyor? Yok sesleri alsın yeter. Alıyor mu? Kayda basmamışım. Aynen böyle dursun yeter. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Allah Bismillahirrahmanirrahim
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed. Gel. Şuraya bak. Oh! Lan! Şu, dur dur dur. Oğlum ne yapıyorsun lan? Elime şeyler geldi ya. O ne? Tuzak gibi koymuşlar onu daha. Bunun da anteni ağzıma girecek he. Tamam, ben tripodu getireyim. Şurayı göstermek istiyorum arkadaşlar size. Oğlum lan. Hafız, orada biri vardı. Nerede? Orada. İçeride mi, dışarıda mı? Kutu almaya gidiyordum. Harbi mi diyorsun? Şapkayı çıkarttım. Karaltı tam mezar şeyin tabutunu aldım. Yüzü bir tane şıkarım. Aklım çıktı. Ya da bana mı öyle geldik? Aklım oyun mu oynuyor? Gölge gibi bir şey gördüm burada. Tam başında. Tabutun başında. Evet. Ne diyorsun ya? Oğlum kapıyı açsak mı lan acaba? Kapıyı da kapat. Bu kapıyı kapatayım mı? Bunu da kapatayım mı? Bu kamera niye aşağı doğru duruyor? Şimdi sen şu şeyi ver abi. Bunu ayarlayalım. Bu niye aşağı doğru duruyor? Ben düzelsene. De, anlamadım. Bunu düzelsene. Şurayı çekecektim. Keşke takmasaydım. Nereye? Şunun içini çekmedik. Üst kata çıkmadık. En son çıkarız ya. Anlatmayacağız mı daha? Bir sürü belgeler var elimizde anlatacağımız. Hani buranın konusu olayı. Arı şeyleri var. Petekleri. Arkaya tutsana. Heh, döndür. Yok, bir şey yok burada. Rutubet kokuyor. Kapat. Arkadaşlar, burası kültür mirası bir yer. O yüzden asla zarar vermememiz lazım hiçbir şekilde. Ha, kapı açılmış. He? Kapıyı dönsene. Ha, kapı kapanıyor. Kapandı. Lan niye çekmedin? Kamera orada değildi, nasıl çekeyim? Kapı açıktı, kapandı. Bismillahirrahmanirrahim. Al ışıkla. Yok bir şey. Evet. Al ışığı. Ver. Şuraya çömeleriz. Çömelelim oraya. Oturalım şuralara ya. Ya da şu öteki tarafa. Şuraya oturalım istiyorsan. He? O tarafa. Şuraya. Olabilir. Bana bak. Ben çantayı alayım, geliyorum. Çantayı bir kuralım burada bir de. Yine kapı açık. Yine mi açık? Yine açık kapı. Dur bir dakika, dur çekelim, dur gitme. Arkadaşlar bana bak, kamerayı buraya mı koyayım ya? Buraya koyayım mı kamerayı? Kapı açıldığı zaman çeksin. Koy. Ötekini. Ben şu çantayı alayım. Ötekini buraya koyacağım. Hop hop hop. Gördün mü? Gördüm. Çekiyorum zaten. Arkadaşlar, üst katta da Arapça bir şeyler yazıyordu. Biraz önce gözüme ilişti ama şimdi çıkacağız oraya. Yok, bu kapıyı kapat abi. Bu kapıyı kapatalım değil mi? Ben dedim sana. Bu kapıyı da kapat, köpek falan girmişse. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Sen bunu kur. Durdur abi. Bir dakika, durdurma, dur. Durdurmayayım. Sen bunu kur.
şu kamerayı da buradan alacağım. Zaten şu an o açıyı çekiyoruz. Kapı açısını çekeceğim. He? O kapı açısı. Bunları insanların izlemesinin anlamı yok. Arkadaşlar şunları kurup açacağım tekrardan. Arkadaşlar biraz önce çok değişik bir konuşma sesleri geldi telsizden. Tam o, şimdi hatta kayıtta değildik. Abi. Şimdi kötü yanı iki kamerada kayıtta değildi. Evet. Wow, wow. Bir benim telsizimden geldi arkadaşlar, bir de Fatih'inkinden. Ve aynı kanalda ayrı ayrı, hani aynı kanalda olmasına rağmen ayrı ayrı geliyor. Bunu da tutalım da sonrası herkes şahit olsun gelirse. Şimdi geldi ya. 15 saniye önce. Tüh be, nasıl çekemedik? Kapının altında 4 kişi varmış. Bu motorla geçerken bir baksan onlara. Ulan ya. Şu anki normal bir konuşma arkadaşlar. Evet arkadaşlar, toparlayıp başlıyoruz. Köpüğün altında 4 kişi varmış. Bak motora geçmişler. Arkadaşlar şimdi bu camide size ilgili birkaç bilgi vermek istiyoruz burada. Caminin eski ismi Şeyh Muslihiddin Camii'ymiş. Bunu da şimdi yeni öğrendik. Daha önce Furkan bunları çıkartırken biliyormuş da ben yeni öğreniyorum. Arkadaşlar burası Osmanlı egemenliğine girdiğinde bu topraklar 1330 yılında Orhan Gazi tarafından yaptırıldığı düşünüyor bu caminin. Yani 1330 yaklaşık dediğim gibi buranın 631 yıllık bir yapı burası. Ve çok burada, yani 631 sene olmuş. Burada neler yaşanmış, neler olmuş. Birçok paranormal vaka yaşanmış buralarda ve hatta başka vakalar da, hikayeler de geldi kulağımıza burayla ilgili. Şimdiki anlattıklarımız dışında. Yani eski adıyla Tersiye-i Kebir diye geçiyor burası. Burası arkadaşlar şu anki yerleşim alanındaki köye yaklaşık 1-1,5 kilometre uzaklıkta. Yani en yakın evler 1,5 kilometre falan uzaklıkta. Yani oraya. Uzak, çünkü etrafımızda yakında bir ev yok yani. En azından yani gözle görülebilir bir ev yok bunun etrafında. Burası ormanlık bir alan içinde kalıyor. Zaten ilk girerken söyledik. Burası da bu onarımı 1940'larda olmuş. Bir daha da onarım görmemiş. Sen kiremitlerin olayını anlatmıştın. Anlattım. Dediğim gibi daha önce aslında burası yıkılmak istenmiş. Fakat arkadaşlar yıkamamışlar burayı dediğim gibi. Yıkma işlemini çatılardan başlıyor genelde. Bilen arkadaşlar bilir. Çünkü daha farklı yerlerde kullanmak için belki de komple yıkılmıyor. Tabii o dönemde yıkılmak istendiğinde tabii o kepçe makineleri falan da belki de yoktu. Tabii canım. Bilmiyorum. Çatıdan kiremitleri indiriyorlar. Ve daha sonra baktıklarında... Senin bak senin kameranın oradan geldi. Büyük kamera değil. Ha, telefonu da koydun sen değil mi? Telefon değil, kamera. Ha. Ama bize dönük. Bize dönük de. Çekemez onu. Büyük bir ihtimal. Ne dediğimi de unuttum şu anda. There is only one war that matters. And it is this. Ha?
bizim bir tane kameramana ihtiyacımız var ya. Aynen. Kameraman olmak isteyen var mı arkadaşlar? Arkadaşlar Sakarya'da ikamet edip de biz de kameraman olmak... Sakarya'da ikamet eden seyahat engeli olmayan presentable bir kameramana ihtiyacımız var. İlgililer yorum kısmına yorumlarını bırakabilir. Ben bu tripodun çantası neredeydi acaba? Tripodun çantası ilk kaydı başlattığımız yerde unutmuş olabilir miyiz? Şimdi bir üst kata çıkalım. Kapıyı aç abi. Sen burada mı gördün gölge? Evet, tam tabutun burada. Tabutun başında. Kamera, ışığı kameraya tutma. Bak dikkat et, temin benim ayağım girdi. Ters öt. Lan! Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl bir kapanma o? Bismillah. Bir de bu nasıl oluyor ya? Burada Hristiyan cin olamaz ki. Bilmiyorum. Burada çektim mi çekmedim ya mi? Hristiyan cin ya da burada... Yalnız çekemedim galiba. Gayrimüslim cinin nasıl bir şey oluyor? Kamera aldı mı? Bilmiyorum. Galiba çekemedim. Kapanıyor. Dur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen deliye gitme fazla. Gördüm. Dur, acele etme. Bismillahirrahmanirrahim. Furkan duvarda bir şeyler yazıyor. Aşağıdan ben biraz önce gördüm bunu da. Arapça yazsın. Allah. Allah ne yaz? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bu arada ben senin kameranı unuttum burada. Bırakıp gidiyormuşuz bir de. Yalnız şu kapı çok yani. Furkan bak bu ne lan? Bunlar... Kılıç şeyi görmüyor musun? Yok ya, üstüne etre ötre yapıyorlar ya. Kılıç bence benziyor. Demin çok sert kapandı o kapı. Evet. Bak bu seste şey olmadı. Şu an duyuyor musunuz? Mors alfabesi gibi. Lan! Ne sesiydi o? Lan biri yürüyor. Açsana kapıyı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kimse yok. Abi yürü hadi gidelim artık. Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat et önüne. Aa, biz minareyi görmedik. Buraya çocuk uyarmış diye bizi. Ya büyük arılar var, uyuyor olabilir falan filan. Yalnız peteğin büyüklüğüne bak, ne kadar büyük.
petek arılar yapmış. Normalde bu petekler bu kadar büyük olmuyor. Lan! Allah'ım ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gidelim. Abi bak buraya geliyoruz, kapanıyor. O tarafa geçiyoruz, yine kapı kapanıyor. Ki rahatsız ettik. Minareye çıkalım diyecektim. Yok ben oraya çıkamam. Çıkılmaz mı? Yok. Tahtar tutsana şöyle bir. Yukarı ışık tutsana. Yukarı çekiyorum şu anda. Ben göremiyorum ama. Gözüküyor mudur acaba? Gözüküyor. Çekelim bari. Biraz daha sok içeri onu. Arkadaşlar biz göremiyoruz şu anda. Kamerayı tutuyorum oraya. Çok dar bir de ya. Çok dar bir de ahşap üzerine oturtma olduğu için hani çok tehlikeli. Bismillahirrahmanirrahim. Artık buradan çıkalım. Sağ salim. Başımıza bir şey gelmeden. Bakın kapıya yine bir şeyler oluyor. Bak yine oynadı. Bismillahirrahmanirrahim. Kaçma ya, yürü. Kaçmıyorum zaten. Bu Hristiyan cin olamaz. Burada bu Müslüman niye böyle bir şey yapıyor? Ben onu anlamıyorum ya. Cama baksana. Şu cama baksana cama. Ne var? Ağaçlar falan gelmiş sarmaşık. Ayaklarımın altında bir şey oldu ya. Bir şey yok arkadaşlar. Çıkalım. Kambur oldum yalnız burada. Evet, burada çok... bu arada ayakta durulmuyor arkadaşlar. Ben duramıyorum. Öyle diyeyim. Çek beni. Bu kadar. Kurabilir. Acaba insanlar daha mı kısa boyluymuş eskiden? Yani kadınlara falan yapılmış olabilir. Ah siktir kafanı vurdum. Çıkalım çıkalım. Aa. Var mı şey? Yarılmadı değil mi bir yerin? Bakayım. Oğlum çok sert vurdun lan. Fark ettim. Var mı şey? Bayılacağım galiba. Otur istersen çök. Of. Neye uğradığımı şaşırdım lan. Abi bu da böyle yapılmaz ki bu kadar alça. Aa, niye benim başıma geliyor bunlar hep ya? Bilmiyorum bana bir şey gelmiyor. Başına geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkalım artık. Lan! Ne oldu? Yukarıdan sesler geliyor. Bir şey sürttü böyle. Abi bir şey unutmadık değil mi? Bir daha buraya ben gelemem yani. Gir bak bakayım. Arkadaşlar tabut. Tamam hadi gidelim abi artık. Çıkalım. Yürü yürü. Furkan arkamdaki kapı bu sefer alt kattaki kapı kapandı. Anladım da tamam daha fazla şey yapmıyorum. Burada su var mıydı? Hatırlamıyorum. Arkadaşlar mezarlıklar. Dediğim gibi buranın dört bir yanı mezarlık. Ve ben burada gerçek anlamda bir paranormal olay yaşadığımı düşünüyorum. Bak bunlar görüyor musun? Dikili değildi mesela. Biz ilk geldiğimizde. Şu an Allah. Hala oynuyor kapı, hala oynuyor. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Arkadaşlar şu anda ya dedim ya mezarlığın tam ortasındayız şu anda. Tam ortasındayız yani mezarlığın. Dehşet bir yer şu an. Hani bu korkuyu ağaca bak ya. Kameraya ışık tutma şey yapıyor. Bir fotoğraf alalım şuradan.
Evet arkadaşlar, birkaç tane fotoğraf çektik. Değişik bir yer olduğu için. Hadi biz gidiyoruz. Hadi. Gerçi o da gelecek bizde de. Lamba orada. Feneri unuttuk. Şu şoker abi. Mezarlar var burada. Yani bu çok eski tarihi mezarları bulamadık. Evet arkadaşlar, bir de burası çok büyük bir mezarlık. Hani yeni mezar da var, eski mezar da var. 600-700 yıllık mezar olmuş. Yani arkadaşlar, burada şu anda videonun başladığımız yerine geldik. Videoya zaten biliyorsunuz buradan başlamıştık. Mezarların olduğu yerde. Mezarlar buradan başlıyor ve arkaya doğru çok fazla uzun mezarlık bir alan. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Arkadaşlar sizden rica ediyorum, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Görüşlerinizi de yorumlarda belirtirseniz seviniriz. There is only one war that matters. And it is.